90'lar denince aklımıza sokaklarda koşup oynayan çocuklar, kasetler, tasolar, gazete kuponları gelir ama bunların yanı sıra 90'lar yılı faili meçhul cinayetlerin, siyasi suçların, suikastlerin ve mafyanın bolca olduğu bir dönemdir. 90'lı yıllarda Kürt meselesiyle alakadar olan kişiler ardı arkası kesilmeksizin kaza ya da açıklanamayan bazı olaylarla ortadan kaldırılmaya başlanmıştı. 24 Ocak 93 yılında Uğur Mumcu arabasına C4 tipi patlayıcı yerleştirilmesi sonucu öldürülmüş ve faili bulunamamıştı. İşte bundan sonra faili meçhul cinayetlerle dolu karanlık yıllar başlamıştı. Adnan Kahveci siyasi kariyerine başladığında Turgut Özal ondan PKK sorunu için bir dosya hazırlamasını istemiş ve Kahveci görevini başarıyla tamamlamıştı. Kahveci Turgut Özal'a hazırladığı Kürt sorunu meselesine aktardığı dosyaların bir nüshasını da kendi çantasına koymuştu ve yanından hiç ayırmazdı. Bazı kesimlere göre Kahveci'nin bulduğu bilgiler bazı kişilerin hoşuna gitmemiş olacak ki 5 Şubat 93 yılında otobanda ters yola girmesi sonucunda trafik kazasında hayatını kaybetti. Fakat Adnan Kahveci'nin suikaste kurban gitmesini düşündüren olay kazadan sonra tüm dosyaların içinde bulunduğu çantasının ortadan kaybolmuş olmasıydı. Eğer Adnan Kahveci hakkında da uzun bir video isterseniz videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kahveci'nin ölümünden sorumlu olarak Amerika Birleşik Devletleri, PKK, Derin Devlet, hatta JITEM bile düşünülmekteydi. Fakat çoğuları için onun ölümü kaza süsü verilmiş ve hiç aydınlanamamış bir suikastti. Aynı dönemlerde 32. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis, Amerika düşmanlığıyla ve PKK sorununun çözücü planlarıyla tüm dikkatleri üstüne çekmişti. Ölümünün üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Türk milleti hala Eşref Bitlis'in işini onuruyla yapan bir asker olduğuna ve Türkiye'nin bağımsızlığı için savaşırken bir suikast sonucu şehit düştüğüne inanmaktadır. Eşref Bitlis de aynı Adnan Kahveci gibi PKK terörü ve uyuşturucu trafiğiyle ilgilenirken ve sorunu çözmek üzereyken yeni dünya suikastine kurban gitmişti. Aslında o Amerika'nın planlarına engel olmasının yanı sıra iç savaşın çıkmasına ve Irak'ın kuzeyinde Kürt devletinin oluşmasına engel olmuştu. O da tıpkı Cem Ersever, Abdullah Çatlı, Adnan Kahveci, Turgut Özal ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi kara listeye alınmış ve faili meçhul bir suikast ile şehit edilmişti. 1 Nisan 1933 yılında Malatya'da dünyaya gelen Eşref Bitlis, 52 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi. 54 yılında Polatlı Topçu Okulu'nu bitirmesinin ardından Teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1954 yılında Elazığ'da Şükran Bitlis ile evlendi. 69 yılında Almanya'da dil eğitimi almasının ardından Türk Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. 70'li yıllarda Rumlar tarafından Kıbrıs Adası'nda birçok Türk katledilmiş, kadınlar ve kız çocukları tecavüze uğramış ve en sonunda 15 Temmuz 1974 yılında Yunanistan'ın desteğiyle adada askeri bir darbe yapılmıştı. Hemen arkasından Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Harekatı'nın ilk ayağı düzenlenmişti. 14 Ağustos 1974 yılında ikinci ayağı düzenlenen bu harekatta Kuzey Lefkoş'a dahil adanın %37'si Türklerin kontrolüne geçti. 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Eşref Bitlis Paşa da bu harekatlarda önemli bir rol oynamıştı. Eşref Bitlis Kıbrıs Barış Harekatı'nda albay rütbesiyle alay komutanlığına atanıp görev almıştı. Tarihler 1990 yılını gösterirken orgeneralliğe yükselen Bitlis jandarma genel komutanlığına atandı. Eşref Bitlis Türkiye'nin doğu bölgesinde konuşlanmış durumda olan çekiç güçten oldukça rahatsızdı ve her zaman çekiç güç kuvvetlerinin Türkiye'den ayrılması gerektiğini, Amerika'nın Kuzey Irak'ta kurmaya çalıştığı Kürt devletinin de Türkiye'ye çok zararlı olacağını savunmuştu. Bitlis Güneydoğu bölgesinde uygulanan şiddet ve iç göçten de oldukça rahatsızdı. Türkiye, Suriye, İran ve Barzani güçleriyle birlikte işbirliği yaparak çekiç güçlerinin bölgeye girmesini engellemiş ve Amerika'nın desteklediği PKK örgütünü bölgeden çıkartarak Irak'ın toprak bütünlüğünü korumaya çalışmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı
Turgut Özal Bitlis'ten PKK sorunu için rapor istedi. 22 Mart 1992 yılında Orgeneral Eşref Bitlis kendi imzası ile bir rapor hazırladı. Bu raporun ilk bölümünde Çekiçgüç'teki bazı komutanların Amerika ile işbirliği yaparak PKK'ya destek sağladıklarını açıkladı. Bu iddiaları ses kayıtları ve görüntülerle de desteklemişti. Raporda aynı zamanda devlet içinde yer alan bazı unsurların terörden rant sağladığını ve Güneydoğu'daki bazı iş adamlarının güvenlik güçlerini kendi tarafına çekip PKK adına kaçakçılık yaptığını bile açıkladı. Raporun ikinci bölümünde ise Kürt sorunlarının nasıl çözüleceğini ve terörden kurtulmak için nasıl yol izlenebileceğini yazdı. Bu bölgede yaşayan halka ılımlı yaklaşılması gerektiğini ve yanlış yönetim sonucunda terör örgütüne yönelebileceklerini de ısrarla söyledi. Çözüm sürecinde küçük bir suistimal unsurunun bile derhal yok edilmesi gerektiğini bildirdi. Mektubun ardından Özal, Eşref Bitlis ile bizzat görüşüp planının nasıl uygulanması gerektiğine yönelik yeni bir çalışma yapmasını istedi. Fakat Turgut Özal'ın Eşref Bitlis'ten aldığı raporu Amerikalı yetkililerle paylaşmasıyla 92 yılında Amerika jetleri Irak'ın kuzeyinde Eşref Bitlis'in de içinde bulunduğu helikopteri taciz ettiler ve helikopteri inişe zorladılar. İşte Eşref Bitlis ilk ölüm tehlikesini böyle atlatmıştı. Turgut Özal bu planı devletin zirvesinde tartışmaya açtı. O dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güneş planın detaylarını değerlendirdi. Özal 92'nin Ağustos ayında MGK üyelerini Diyarbakır'da olağanüstü topladı ve 6 maddelik bir bildiri yayımladı. Bitlis'in hazırlamış olduğu Kürt sorunu çözüm planı ise devletin içindeki bazı kesimlerin rahatsız olmasına neden oldu ve Bitlis çok ağır eleştirilere maruz kaldı. Eşref Bitlis yapılan eleştirilere kulak asmadı ve kendini tamamen PKK sorununa adadı. Amerika'nın üzerimizdeki kötü eylemlerini engellemek için de ayrı bir plan yaptı. Eşref Bitlis'in yaptığı bu plan doğrultusunda özel harpçı Amerika subayları karargâhtan atıldı. Bu plandan rahatsız olan Çekiçgüç'teki komutanlar ve JUSMAT komutanı Eşref Bitlis'i Washington'a iki kere şikayet etti. 91 yılında Körfez saldırısının ardından Irak'ın kuzeyi Amerika'nın denetimi altına girmişti. 92'nin Ekim ayında Irak'ın kuzeyine Türk ordusu ilk kapsamlı harekatını yaptı ve Eşref Bitlis Paşa da bu harekatın komutanıydı. Çünkü Bitlis, Amerika'nın Irak'ın kuzeyine girme planına şiddetle karşı çıkan bir komutandı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın isteği üzerine Eşref Bitlis üzerinde çalıştığı Kürt sorunu için yeni bir çalışma daha başlattı. Güvendiği ve kendisine yakın kurmay kadrodan bir ekip oluşturdu ve tarihler 17 Şubat 1993'ü gösterirken öğle 12.20'de Ankara Güvercinlik Askeri Havaalanı'ndan Diyarbakır'a gitmek üzere bindiği uçak havalandı. 5 dakika sonra arıza anonsu yapıldı ve uçak kısa süre içinde Ankara Yeni Mahalle Postane Merkezi'nin bahçesine düşerek alev aldı. Uçağın içinde olan Albay Fahir Işık, 1. Pilot Kurmay Binbaşı Yaşar Eriyan, 2. Pilot Kurmay Yüzbaşı Tuğrul Sezginler, Uçuş Teknisyeni Kıdemli Başçavuş Emin Öner ve Orgeneral Eşref Bitlis şehit düştü. Uçağın PTT'ye düştüğü haberi hemen Genelkurmay'a bildirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güneş ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhittin Füsunoğlu ve diğer askeri birlikler hemen olay yerine gittiler. İddialara göre olay yerine gelenlerden biri gizlice Eşref Bitlis'in bütün raporlarını ve önemli dosyalarının bulunduğu çantayı aldı ve çanta kayıplara karıştı. Böylece Bitlis'in üzerinde çalıştığı bölgesel işbirliği planı da rafa kaldırıldı. Kaza sonrasında bu suikastin faili olarak herkes Doğan Güneş'in üzerine yoğunlaştı. Bunun bir sebebi vardı. Bunun sebebi Güneş'in uçağın bir suikast sonucu değil, motordaki buzlanma sonucu düştüğünü söylemiş ve bu tezi sonuna kadar ısrarla savunmuş olmasıydı. Suikaste şehit olan Tuğrul Sezginler'in avukatı Nusret Senem uzun zaman bu davayla ilgilenmiş ve uçağın Amerika'daki firmasına uçağın buzlanmadan dolayı düşme ihtimali var mı diye sormuştu. Ve firmadan uçağımız -60 dereceye kadar dayanıklı olup buzlanmaya karşı anında devreye giren bir sistemi var diye açıklama almıştı. Böylece Güneş'in ve bilirkişilerin buzlanmadan dolayı düştü tezi de çürütülmüş oldu. Bilirkişiler tekrar bir rapor daha hazırladılar. Fakat bu raporda oldukça şüpheli olunca bu sefer de uçağın neden düştüğü belli değil, biz de o yüzden buzlanmadan dolayı düştü dedik diyerek kendilerini açıkladılar. Peki uçak nasıl düştü sorusuna cevabı ise bir gazete vermişti. Aydınlık Gazetesi suikastin motora yapılmış olduğunu belgeleriyle ortaya çıkardı. İddialara göre yapılan planda askeriyenin içerisinde olan güvenilir bir kişinin yakıt deposuna bir madde koyması ve uçak havadayken motora giden yakıt borularının tıkanmasından dolayı uçak yere çakılmıştı. Bu iddialarda pilotun motor
motor arızası anonsu sebebiyle güçlenmiş bulunmaktaydı. Türkiye'de PKK'ya destek veren kişiler ve güçler deşifre olma tehlikesiyle yüz yüzeydiler. Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurmak isteyenler, uyuşturucu trafiğinin devamlılığını sağlayan kişiler, ülkemizi 3 parçaya bölme projelerinde görevlendirilen hainler ve Türkiye'deki BOP eş başkanlarının listesi Eşref Bitlis'in çantasındaydı. Eşref Bitlis, Amerika'nın PKK'ya ve Türkiye karşıtı harekatlarına verdiği desteği belgelerle ortaya çıkarmak istemişti. Bitlis uyguladığı stratejilerle PKK'yı kökten temizlemenin yolunu buldu ve geleceğin genelkurmay başkanı olacak gözüyle bakılmasından ötürü de Amerika'dan gelen tehlikenin önünü kesmek istemişti. Eşref Bitlis'e düzenlenecek olan suikast normal bir devletin içinde yer alan derin güçlerin ya da bir örgütün işi değildi. Dünyayı yöneten grupların işbirliğiyle yaptığı bir suikastti. Bu öyle bir suikast olmalıydı ki kaza gibi görünmeli ve işin içinde yer alanların bulunmaması gerekmekteydi. Eşref Bitlis'in çevresinde ya da çalıştığı ekipten birileri de suikasta yardım etmesi için görevlendirildi ve suikastin arkasındaki gizli güçlerin ortaya çıkmasını engellemek için titiz bir çalışma yürütüldü. Suikast sonucu Bitlis'in yakın arkadaşları tarafından çıkacak olan ayaklanmalar engellenilsin diye bu kişiler ya susturulacak ya da itibarsızlaştırılacaktı. Uzun lafın kısası, suikaste kim şahit olduysa zaman içinde mutlaka yok edilmeliydi. Eşref Bitlis'in ölümü kamuoyunda tartışmalara yol açarken ölümünden sonra açıklanamayan olaylar da başlamıştı. Yakınlığı ile bilinen Turgut Özal kalp krizi geçirdi fakat ailesi Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü konusunda ısrarcıydı. Bitlis'in ekibinde yer alan Bahtiyar Aydın uzun menzilli silahla Lice'de başından vurularak öldürüldü ve ekibindeki diğer yüksek rütbeli askerler de görevleri başlarında şehit olmuştu. 24 Mayıs 93 yılında Bingöl Karayolu üzerinde PKK örgütü tarafından pusuya düşürülen 33 er şehit edildi ve hemen arkasından Alevi-Sünni çatışması yüzünden Sivas katliamı ortaya çıktı. Bitlis'in ölümüyle rafa kaldırılan bölgesel işbirliği planını 95 yılında Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Güneş Harekatı ile yeniden hayata geçirdi. Güneş Harekatı'nda Bitlis planları uygulanırken Barzani güçleri, Irak yönetimi ve Türkiye ortak hareket etti. Bölgedeki peşmergeler kovulup Irak-Türk sınırına kadar bölgede büyük bir hakimiyet kuruldu. 2010 yılında Sabah gazetesine 93 yılında Etimesgut Havaalanı'nda önemli bir görevi olduğunu açıklayan bir albay bu kazanın seyrini değiştirecek itiraflarda bulunacağını söyledi. Sabah gazetesinin Ankara bürosunu arayan albay Eşref Bitlis'i bile bile ölüme gönderdiler. Artık vicdanımı rahatlatmak istiyorum dedikten sonra bir adres verdi ve bu adrese gelin dedi. 7 Ekim 2010 tarihinde Sabah gazetesi muhabiri ilk uçakla verilen adrese gitti. Görüşme öncesinde albay ve eşi bizi rahat bırakmazlar, bizim de peşimize düşerler demeleri üzerine muhabir haber içeriğinde isimlerinin geçmeyeceğine dair söz verdi. Albay şunları anlattı. 16 Şubat gecesi şiddetli bir soğuk vardı. 17 Şubat sabahı yoğun bir tipi olduğunu, meteorolojiyle konuştuktan sonra bugün uçuş yapılamaz raporunu verip eve gittim. Eve gittikten 4-5 saat sonra Bitlis Paşa'nın kaza haberini duydum. Olay yerine gidip incelemelere başladık. Raporu yazmak bir ayımızı aldı. Ama daha sonra bu raporu bizden değiştirmemiz istendi. Önümüze koydukları raporun sonuç ve karar kısmını okuyunca bizim yazdıklarımızla hiçbir alakası olmadığını anladım. Aramızda geçen tartışmalardan sonra karşımızda duran 4 generalin emriyle raporu imzalamak zorunda kaldım. Eğer o rapor değişmemiş olsaydı o gün birçok komutanın görevden alınması gerekirdi. Ama o kişiler bir süre sonra tek tek terfi aldılar, hatta orgeneral bile oldular dedi. Bu açıklamalarının ardından 2010 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bitlis'in ölümüyle ilgili yeniden bir soruşturma başlattı. Fakat uçağın hurdasının satılması ve mevcut fotoğraflarla sonuca ulaşmanın imkansız olması ve bu nedenle uçağın neden düştüğüne kanaat getirilemeyeceğini belirtti. 2016 yılında soruşturma zaman aşımına uğradığı için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Anlaşılacağı üzere tarihimizdeki birçok isimde olduğu gibi Eşref Bitlis'in de ölümü tarihin karanlık sayfalarında kaldı ve aydınlatılamadı. Bu ülkede işini doğru yapan her insan gibi Eşref Bitlis de başka bir şekilde mükafatlandırılmıştı.